Günaydın. Baran'ın rotasıyla karşınızdayız. Hareketli bir hafta, hareketli haftanın son işlem günündeyiz. Yurt içi piyasalar açılırken biz de dünden kalan başlıkları, bugünün gündem maddelerini, gelecek dönem beklentilerini konuşacağız sizlerle. Ama hepsinden önce bir rakamları görelim, seviyeleri görelim, sonra teker teker değerlendireceğiz. Borsa İstanbul'un dünkü kapanışı geliyor. BIST endeksinde dün %5.2'lik bir düşüş görmüştük. Endeks perşembe gününü 1034 seviyesinden kapattı. Dolar TL 7.28.68 seviyesinde gördük dolar TL'yi. Düne göre %0.8'lik bir yükseliş var. Euro TL gelsin. 8.63.53 seviyesinde görüyoruz Euro TL'yi. %0.27'lik bir yükseliş var dünkü kapanışına göre. Ve Euro dolar paritesi. 1.18.44 seviyesindeyiz. Hala 1.18'in üzerinde 1.19'ları test eden bir seyir var paritede. Ama yine son rakam dünkü kapanışa göre %0.2'lik bir düşüşe de işaret ediyor diyelim. Bakalım dolar endeksi neredeymiş? 92,99 seviyesinde gördük. 93'ün hemen altında dolar endeksi. Euro dolar paritesindeki hafif gerileme dolar endeksini de 93'e yaklaştırmış. %0.2'lik bir yükseliş var şu an için. Tahvillerde neredeyiz ona bakalım. 2 yıllık tahvilde 12,26, 5 yıllık tahvilde 13,65. 10 yıllık tahvilde 14.28 seviyelerini gördük. Bakalım ABD borsalarının vadeleri ne durumda? S&P 500'ün vadelisi geldi. Dün akşam kapanışını söyleyelim. %0.64'lük bir yükselişle kapatmıştı S&P 500. Vadeli tarafta ise %0.3'lük bir düşüş var. 3.334 seviyesinde görüyoruz endeksin vadelisini. Nasdaq'ta %1'lik bir artı kapanış görmüştük dün akşam. Vadeli tarafta ise %0.42'lik bir düşüş var 11.213 seviyesiyle ve Dow Jones. Dow da günü artı kapatmıştı. %0.68 oranında bir yükselişle kapanmıştı endeks. Vadeli tarafta ise %0.25'lik bir düşüş var. 22.217 seviyesinde görüyoruz Dow Jones'un vadelisini. Asya borsalarına bakalım şimdi. Eksiler var. Çin'de Şangay Endeksi %1, Japonya'da Nikkei %0.7 aşağıda, Hindistan borsasında %0.1'lik, Hong Kong borsasında ise %1.6'lık kayıpları görüyoruz, takip ediyoruz. Güney Kore borsasında ise %0.4 oranında bir yükseliş var şu an için. Avrupa borsalarının kapanışları gelecek şimdi. Eksiler vardı dün. Londra'da FTSE 100 %1.2, Frankfurt'ta DAX %0.5 eksi kapatmıştı. Paris borsasında %0.9'luk, Madrid borsasında %1.1'lik kayıplar vardı dünkü işlemler itibariyle. Petrol piyasasına bakalım şimdi. Brent petrol geldi. 45 dolar civarında hala. %0.13'lük bir düşüş var dünkü kapanışına göre ama 45 dolar 3 sent seviyesinde gördük son durumda Brent petrolü ve ons altın. 2063 dolar seviyesinde görüyoruz ons altını. %0.02'lik bir düşüş var şu an için. Son olarak gram altına da bakalım. 482 lira seviyesinde bir gram altın var. %0.58'lik bir yükselişi de gram altın için not ettik. Dedikten sonra piyasaların gündem maddelerine, dünden kalan başlıklara, bugünün takip edilecek trafiğine bir bakalım. Güne Bankalar Birliği'nden gelen açıklamalarla başladık. Birazdan detaylandıracağız. Bir işbirliği mesajı geldi. Hatta bakalım o mesajlar neymiş? O notlarda gelmişti detaylar. Onu da takip edebiliriz, onu da açıklayabiliriz. Alabilir miyiz Olcay Bankalar Birliği'nden gelen açıklamayı? Açıklama şu şekilde, dün akşam yaklaşık 3 saat sürmüştü bu toplantı. 3 saat süren toplantıda katılımcılar işbirliği mesajı verdi. Piyasalardaki gelişmeler ve normalleşme dönemi değerlendirildi. Banka genel müdürleri görüş ve düşüncelerini dile getirdiler. Merkez Bankası Başkanı Uysal, likidite ve fonlamaya yönelik bilgilendirmede bulundu. BDDK Başkanı Akben de normalleşmeye ilişkin değerlendirmeler yaptı. Notu geldi bu sabah itibariyle dün akşamki toplantıya dair. Devam edelim piyasa gündemine. Merkez Bankası piyasalarda oluşan fiyat gelişmeleri yakın takipte dedi dünkü açıklamalarıyla birlikte. BDDK'nın dünkü hamlesi, yabancı bankalara swap
limitinde esnekliğe gidiyor olması. Merkez Bankası'nın dün verdiği mesaj, dün akşamki toplantı, bunların hepsini şöyle bir araya getirdiğimizde şöyle bir sonuç çıkarma ihtimalimiz var. Salgın döneminde karar alıcılar, özel bankalar, kamu bankaları, ekonomi yönetimi, BDDK, SPK, Merkez Bankası başarılı işler çıkardılar. Bu başarının sonucu itibariyle biz ekonomik aktivitedeki canlılığı Mayıs'tan itibaren Haziran ve net Temmuz ayında gördük. Şimdi bir normalleşmeden bahsediyoruz. Bu normalleşme dönemiyle birlikte de Merkez Bankası'nın ihtiyaç olmayan likiditeyi sistemden çekmek gibi bir mesaj verdiğini okuduk. Bunun sonuçlarını önümüzdeki hafta itibariyle, belki bugün, gününü kestirmek güç ama bir hamle olarak da görmek durumunda kalacağız. Bunun da tabii bankacılık sisteminde fazla likiditenin alınması hamlesinde TL faizlerinde bir miktar, kredi ve mevduat faizlerinde bir miktar artışa sebep olması, bu da TL'nin cazibesine bir miktar katkı yapması gibi bir sonuç doğurabilir diyoruz. Tabii eğer normalleşmeyi artık karar alıcılar yeni düzenlemelerle değerlendiriliyorsa bazı başlıklar içinde yeni duyurular söz konusu olabilir. Bu düzenleme bir sonraki aşamada bankaların aktif rasyosu ile ilgili yeni bir haberi de getirebilir bize. Takip edeceğiz, bakacağız, değerlendireceğiz. Devam ediyoruz gündem başlıklarımıza. ABD'de bugün açıklanacak verileri takip ediyoruz. İşsizlik rakamları gelecek. Özel sektör istihdamı, tarım dışı istihdam rakamları gelecek. Neler bekleniyormuş? Onu aktaralım size. Her ayın ilk haftasında olduğu gibi bu veriler ABD piyasaları içinde, küresel piyasalar içinde önemli diyoruz. 15.30'da tarım dışı istihdam rakamı gelecek ABD'de. Bir önceki rakam 4 milyon 800 bin kişiye işaret etmişti. Bugün bu rakamın 1 milyon 600 bin civarında gelmesi beklentisi var. İşsizlik oranı ABD'de %11.1'di. Bu rakamın %10.5'e gerilmemesi gibi bir beklenti söz konusu şu an için. Ortalama gelirlerde de aylıkta %1.2'lik düşüş vardı bir önceki veride. Bugün bu rakamın eksi %0.5 şeklinde gerçekleşmesi beklentisini konuşuyoruz. Trump ve TikTok, WeChat haberi. Trump bazı yasaklar getiriyor. Bir süredir zaten TikTok üzerinden bir gerilimden bahsediyorduk. Başkan Trump, ABD'li kişi veya kuruluşların Çinli şirketlere ait sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat ile herhangi bir iş yapmasını yasaklamaya yönelik iki kararnameyi imzaladı. Galiba bunun da etkisini, tabii sadece bu iki şirkete yönelik atılan adımla doğrudan değil ama ABD'nin bakış açısı itibariyle Çin borsasını ve Hong Kong borsasını negatif etkilediğini de söyleyeceğiz. Ama bunun detayını zaten birazdan bize Sade anlatır. Çin'de ihracat rakamları geldi. Temmuz'da %7.2'lik bir yükseliş var Çin ihracatında. Gündemimiz kabaca böyleydi. Şimdi bu başlıkları teker teker değerlendireceğiz. Hem gazeteler üzerinden hem konuklarımızla birlikte. Merkez Bankası'nın dünkü açıklamaları. Buna dair bir haberimiz var. Onunla devam edelim. Merkez Bankası fiyat gelişmelerinin yakından takip edildiğini belirtti, ifade etti. Yapılan açıklamada Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacaktır ifadelerine yer verildi. Merkez Bankası'ndan piyasalardaki hareketlilikle ilgili açıklama geldi. Banka, oynaklığı azaltmak için gerekli adım atılacak mesajı verdi. Piyasalarda oluşan fiyat gelişmeleri yakından izlenmektedir. Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacaktır ifadelerine yer verdi. Açıklamada hedefli likidite imkanlarının kademeli olarak azaltılacağı ifade edildi. Uygulamaya alınan mali ve parasal politikalar, küresel salgın hastalığın Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasında ve üretken kapasitenin korunmasında başarılı olmuştur. Son dönemde açıklanan veriler iktisadi toparlanmanın güç kazandığına işaret etmektedir. Bu bağlamda Ağustos başı itibarıyla iktisadi faaliyetteki normalleşme süreciyle birlikte hedefli ilave likidite imkanları kademeli olarak azaltılacaktır. Şimdi Asya'ya uzanacağız. Pekin'de Sadık Aymaz bize Asya'nın ve Uzak Doğu'nun gündemini aktaracak.
Evet, öncelikle iyi yayınlar dilerim. Çok bugün sıcak bir gün. Ne açıdan sıcak bir gün? Çin-Amerikan ilişkileri açısından. Şimdi hep konuşuyoruz zaten, bir gerilim vardı, TikTok gerilimi vardı. TikTok'un yasaklanması söz konusuydu. Zaten Trump 45 gün süre vermişti Microsoft'a ya da başka bir firmaya satılırsın ya da ben seni yasaklarım demişti ama o yasağı da beklemedi. Bir başkanlık kararnamesiyle 45 gün boyunca Amerika'da yerleşik kişilerin TikTok'la iş yapmasını yasakladı. Yani efektif olarak baktığımızda TikTok'u şu anda dondurmuş oldu. Eğer satılmazsa TikTok tamamen aslında tabiri caizse öldürmüş olacak TikTok'u Washington yönetimi. Ama şimdi yeni bir şey var ve büyük bir şey var ve Asya hisselerine, Asya piyasalarına darbe vurdu diyebilirim. Nedir o? Tek bir kararname yayınlamadı, iki kararname yayınladı. Diğer kararnamede de yasak kararnamesi de Tencent'e ilişkin, Tencent'in bizim de bildiğimiz mesajlaşma aplikasyonu WeChat'e de aynı yasağı getirdi. Yani yerleşik kişiler 45 gün boyunca Tencent'in WeChat ile herhangi bir iş yapamayacaklar. Ama şimdi TikTok başka, Tencent başka. Neden başka diyorum, sadece piyasa değerlerini vereyim. Bugün satılması konuşuluyor, 50 milyar dolar civarında bir piyasa değerinden bahsediliyor TikTok için ama Tencent'in tek başına piyasa kıymeti diyelim 700 milyar dolar. Dünyanın en değerli 10 şirketi arasında, Asya'nın en değerli şirketlerinden bir tanesi ya da şirketi. Bugün bir ara %10 düştü. Yaklaşık 70 milyar dolar kaybı vardı. Sabah seansında tabii %6-7'ye doğru tekrar toparladı ama bu bile 46-47 milyar dolarlık bir piyasa erimesine işaret ediyor. Dolayısıyla Tencent büyük bir şirket. Gerçekten piyasaları etkiliyor. Onun haricinde şöyle bir kaygı var. Neden çok sert satışlar var? Özellikle Çin borsalarında. Shenzhen %3'ü aştı. Şangay %2'yi aştı. Kayıplar açısından bakıldığında en azından sabah seansı ve ikinci seansın başlarında. Çin de tabii ki Tencent'e göz yumacak değil. Çin Tencent'e çok sıkı çalışıyor. Aslında ByteDance'le ya da TikTok'ta o kadar iyi ve eskiye dayalı ilişkileri yok ama Tencent'le ülkenin de en büyük teknoloji şirketi olması hasebiyle diyelim çalışıyor. Dolayısıyla ona bir tepki gösterecektir Çin. Bugün öğleden sonra o tepki de tabii merakla bekliyor piyasa. Burada muhtemelen ne olabilir diyeceksin. Burada iş yapan Amerikan teknoloji şirketlerine karşı, yazılım şirketlerine karşı bir aksiyona girişebilir. Tabii Microsoft var, başka şirketler var ama tabii karışık. Bir taraftan da Çin tepki gösterdikçe zaten Amerika daha fazla üzerinde geliyor Çin'in. İzlemekte fayda var. Piyasaların üzerinde yepyeni bir risk unsuru oluştu. Tencent, tekrar söyleyelim, TikTok da önemliydi ama Tencent çok daha büyük, çok daha önemli, takip edilmesi gerekir. Onun haricinde Çin'den ihracat rakamları açıklandı. İhracatta herhalde %1 civarında bir genel olarak bakıldığında, anketlere bakıldığında ortalama bir beklenti vardı, genişleme beklentisi vardı ama %7'den fazla büyüdü ihracat. Dolayısıyla bunu not etmek lazım. İthalata baktığımızda aslında ithalat da giderek önem kazanıyor. Neden önem kazanıyor? Çünkü iç tüketim eğer büyüyecekse Çin'de, Çin ekonomisi iç tüketime dayalı, iç talebe dayalı büyüyecekse ithalatta onu görmemiz lazım ama göremiyoruz. Orada herhalde %1'lik bir civarında bir yükseliş, genişleme gördüm. Beklentiler de herhalde o civardaydı ama arada tabii fark var. İhracat çok hızlı büyüdü. Nitekim de dış ticaret bazısına baktığımızda bir önceki ay Haziran ayında 42 milyar dolarken Temmuz ayında 66 milyar dolara çıktı. Hayli önemli bir dış ticaret fazlası oldu. Tek bir ayda 66 milyar dolardan bahsediyoruz. Benim hatırladığımda çok yakın zamanlarda bu kadar dış ticaret fazlası vermemişti Çin Halk Cumhuriyeti. Gazetelerle devam edelim. Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Ekonomi sayfalarında neler var bir tarayalım. Merkez Bankası ve BDDK'dan iki kritik hamle diyor Sabah gazetesi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu piyasalarda son günlerde yaşanan oynaklığa karşı harekete geçti. Merkez Bankası likiditenin azaltılacağı mesajını verirken BDDK yurt dışında yerleşik bankalara Türkiye kapsamında yapacakları TL işlemlerde esneklik sağladı. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada uygulamaya alınan mali ve parasal politikaların küresel salgın hastalığın Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasında ve üretken kapasitenin korunmasında başarılı olduğuna vurgu yapıldı. Son dönemde açıklanan verilerin iktisadi toparlanmanın güç kazandığına işaret ettiği ve bu bağlamda
Ağustos başı itibariyle iktisadi faaliyetteki normalleşme süreciyle birlikte hedefli ilave likidite imkanlarının kademeli olarak azaltılacağı kaydedildi. Merkez Bankası açıklamasında piyasalarda oluşan fiyat gelişmeleri yakından izlenmektedir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacaktır denildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da yurt dışı bankalara uyguladığı swap sınırlamasında uluslararası kalkınma bankalarına sağladığı muafiyetin kapsamını tüm bankaları kapsayacak şekilde genişletti. BDDK, yurt dışında yerleşik tüm bankalara Türkiye kapsamında yapacakları TL işlemlerde kurumdan onay almak koşuluyla esneklik sağladı. BDDK'dan yapılan açıklamada, yurt dışında yerleşik bankalar için aşağıda belirtilen işlemler yoluyla yurt içi piyasadan temin edecekleri TL likiditenin tutulmasını sağlamak ve bu TL likiditeyi yalnızca yurt içi piyasalarda TL cinsinden menkul kıymet almak ve BDDK'ya bu hesap bilgilerini bildirerek yapacakları yazılı başvurunun olumlu sonuçlanması kaydıyla yurt dışı yerleşik bankaların yurt içi bankalarda açacakları TL hesaplar üzerinden gerçekleştirecekleri vadede TL alım yönündeki döviz swap işlemlerinin Borsa İstanbul FX swap piyasasında vadede TL alım yönündeki swap işlemlerinin Borsa İstanbul repo piyasasındaki repo ve ters repo işlemlerinin yurt içi yerleşik bankalarla yapılan TL depo işlemlerinin TL'ye erişim sınırlandırmalarından muaf tutulmasına karar verilmiştir denildi. Devam ediyoruz sabahla. Konutta faiz düştü, kredili satış %1000 arttı. Konut kredisinde rekor. 29 Mayıs'ta 211.3 milyar TL, 24 Temmuz'da 257.6 milyar TL, artış 46.3 milyar TL demiş Sabah gazetesinde Seda Tabak. Kamu bankalarının 1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinde sosyal hayatın desteklenmesi için uygulamaya koyduğu konut kredisi kampanyası ipotekli satışlarda tarihi rekora imza atılmasını sağladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın dün açıkladığı verilere göre 2019'un Temmuz ayında 14.348 adet olan kredili konut satışı bu yılın aynı döneminde %1000 artarak 141.434 adede çıktı. Böylece bugüne kadar yapılan en yüksek aylık kredili konut satışı da gerçekleştirilmiş oldu. Kamu bankalarının 1 Haziran'da hazırladığı finansman paketinin ilk ayağında birinci el sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık %0.64 faiz oranıyla finansman sağlandı. İkinci el konutlar için de azami 12 ay ödemesiz, 15 yıl vade ve aylık %0.74 faiz oranıyla kredi verildi. Kamu bankalarının bu hamlesiyle Mayıs sonunda 211.3 milyar TL olan konut kredisi hacmi 24 Temmuz itibariyle 257.6 milyar liraya çıktı. Bu dönemde kullanılan konut kredisi 46.3 milyar TL oldu. GİODER Başkanı Mehmet Kalyoncu da hem vatandaşa hem sektöre yaradığı açıklamasını yapmış. Devam ediyoruz sabahla. Tatil vizesi. 7 Avrupa ülkesinden tatil vizesi diyor Burak Erdem Çelik haberinde. Avrupa'da pek çok ülke pandeminin etkili olduğu dönemde vatandaşlarına getirdiği seyahat kısıtlamalarını birer birer kaldırmaya başladı. Almanya'nın pandemi sonrasında Türk turizm sektörünü olumsuz etkileyen seyahat kısıtlamasını kaldırmasının ardından diğer Avrupa ülkeleri de aynı kararı almak için harekete geçti. Vatandaşlarının Türkiye'de tatillerini geçirme taleplerini dikkate alan Fransa, Hollanda, Belçika, Polonya, Macaristan, Çekya ve Slovakya, Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlamalarının kaldırılması konusunda yeşil ışık yaktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre 7 Avrupa ülkesi daha Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlamalarını başta Antalya ve Muğla olmak üzere Aydın ve İzmir için de kaldıracak.
söz konusu ülkelerin seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasına ilişkin yaptıkları çalışmalarda kendi vatandaşlarının tatillerini ülkemizde geçirme isteği, Türkiye'nin tatil bölgelerindeki vaka sayılarının azlığı ve sağlık yapısının, altyapısının yeterince gelişmiş olması öne çıktı. Maske de nikah şekeri oldu demiş Sabah. Normalleşme ile birlikte yeniden başlayan nikahlarda çiftler nikah şekeri yerine düğün tarihi ve isimlerinin yazılı olduğu maske dağıtmaya başlamışlar. Kamu engelliye iş kapısı oldu. Kamu kurumları ve özel sektör istihdam yaratırken engel tanımadı. 2002'de kamuda atanan engelli memur sayısı 5800 civarındayken bugün 10 kat artarak 58 bine yaklaştı. Özel sektöre yönelik teşviklerin de etkisiyle AK Parti'nin iktidar döneminde işe yerleştirilen engelli vatandaşların sayısı 420 bini geçti. Her engelli vatandaşa bir iş danışmanı verilirken girişimci engellilere yönelik 50 bin liraya kadar hibe desteği de 2000'in üzerinde vatandaşı işinin patronu yaptı. Hükümet son 5 yılda 100 bin üzerinde engelli vatandaşa aktif iş gücü programı kapsamında mesleki nitelik ve iş tecrübesi kazandırdı. Hürriyet'e geçtik. Konutta kredili satış rekoru, faizler düştü. Banka kredili konut alımı %1000 arttı. Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği Başkanı Mehmet Kalyoncu, Haziran ve Temmuz aylarında yaşanan rekor artışlarda kamu bankalarının tarihin en düşük faiz oranlarıyla kullanıma sunduğu konut kredilerinin etkili olduğunu söyledi. Kalyoncu, düşük faizli konut kredileri hem vatandaşımızın konut sahibi olmasını sağladı, hem de gerçekten çok doğru bir zamanlamayla zorlu bir dönemde gayrimenkul sektörüne büyük moral verdi. Düşük faiz oranının yıl boyunca devam etmesini bekliyoruz. Çünkü bu oranların hem vatandaşa hem de sektöre çok önemli bir katkı sağlayacağını biliyoruz. Bu moral ve motivasyonla dondurulan, ötenelen projelerin yeniden hayata geçirildiğini görüyoruz. Gayrimenkul sektöründen beslenen 250 sektöre de bu yüksek moralin halka halka yayıldığını göreceğiz. Tabii ki bu noktada gayrimenkul sektörü geçmiş dönemden aldığı öğretilerle de gelecekte yapacağı yatırımlarda çok daha dikkatli, istikrarlı ve isabetli kararlar alarak sürdürülebilir bir büyümeyi yakalama yönünde gelişim göstermeli diye konuşmuş. Rakamlar beklenenin de ötesinde bir canlanmayı gösterdi konut sektörü için. Türk oyununa 168 milyon dolar diyor Hürriyet. Peak Games'i 1.8 milyar dolara satın alan Zynga, İstanbul merkezi LoL 2'de satın aldı. Dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Zynga, 1.8 milyar dolara satın aldığı Türk oyun firması Peak Games'in ardından hyper casual oyunlar üreten bir diğer Türk oyun firması olan LoL 2'de 168 milyon dolara satın aldığını duyurdu. Bakan Varank tebrik etti. Başka satışlar da olabilir diyor gazete. Otomotiv ihracatında toparlanma sinyalleri. Buraya da bakalım aynı sayfadan. Temmuz ayında 2.2 milyar dolar olan otomotiv ihracatı Haziran'ın üzerine çıktı. Özellikle Avrupa'daki ekonomik durulma ile birlikte pandemi etkileri Türkiye'nin ihracatını ciddi anlamda etkilemişti. Normalleşme süreciyle birlikte toparlanma sinyalleri de artmaya başladı. İhracatın lider sektörü Temmuz'da bir önceki aya göre %9.2 artış kaydetti. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre Türkiye Otomotiv Endüstrisi'nin Temmuz ayı ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre %24 düştü. Haziran 2020 döneminde 2 milyar 16 milyon dolar olan ihracat yapan otomotiv Temmuz'da 2 milyar 201 milyon dolar ihracata yükseldi. Gazetelerle devam ederiz. Ama hareketli günler var diyoruz. Hareketli günler yaşadık bu hafta içinde diyoruz. Bir değerlendirmeyle devam edelim. Telefon attığımızda Medipol Üniversitesi öğretim üyesi, doçent doktor Nurullah Gür var. Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. İsterseniz önce Merkez Bankası ile başlayalım, sonra BDDK'yı, sonra bu toplantıyı ve bunun bütün bu
verilen mesajların anlamını sizden yorumlamanızı rica edeceğiz. Şimdi Merkez Bankası'ndan dün bir dönem verilen likiditenin geri çekileceği şeklinde alınan mesajlar aldık. Merkez Bankası ne yapmıştı? İsterseniz orayla başlayalım. Bugün verilen mesajlarla ne yapacağını işaret ediyor. Bunun bankacılık sistemi için, Türkiye ekonomisi için anlamı ne olabilir? Şimdi malumunuz bu salgının hemen başlangıç döneminde, yani Türkiye'ye gelişinden itibaren Mart ortası gibi Merkez Bankası attığı adımlarla piyasalara verdiği fonlamanın vadesini uzatmıştı. Bununla birlikte ağırlıklı ortalama faizli fonlama faizini politika faizinin de altına çekmişti. Ve bu piyasalarda ciddi bir rahatlamayı beraberine getirmişti. Yani burada özellikle kredi faizlerinin düşmesi başta olmak üzere piyasayı rahatlatan bir adım olmuştu bu. Şimdi Merkez Bankası da bir şunun altını çiziyor. Yani ekonomideki toparlanma artık çok belirginleşti. Biz bunu görüyoruz. Yani baktığımız zaman hem PMI rakamları bunu bize söylüyor. Perakende satışlar bunu bize yavaş yavaş söylemeye başladı. Otomotiv satışları vesaire. Dolayısıyla burada artık bu ilave ucuz likiditeye ihtiyaç biraz daha azaldı. Tabii bununla birlikte kurdaki gelişmeler de Merkez Bankası'nın bu kararını gözden geçirmesini sağladı. Ve Merkez Bankası artık şu mesajı veriyor. Ben bu ilave likiditenin vadesini artık bu kadar uzun tutmayacağım. Ağırlıklı faizi belli oranlarda yukarıya çekeceğim ve bu pencereyi kademeli olarak kapatacağım. Tam kapatmasam da pencereyi o kadar eskisi kadar aralık olmayacak diyor ve bu biraz ilave sıkılaştırma anlamına gelebilir. Çünkü dediğim gibi piyasanın buna şu an için ihtiyacı eskisi ne oranda kalmadı. Öteki taraftan BDDK'ya baktığımızda biliyorsunuz 2018'deki o kur şoku, Ağustos ayındaki kur şokundan sonra bu swap işlemleri, yurt dışındaki swap işlemlerine yönelik belli kısıtlamalar getirilmişti. Buradaki amaç da bu spekülatif hareketleri olabildiğince engellemekti. O dönemde gerçekten bu adımları ben doğru karşılamıştım. Hani zira orada baktığımızda kısa vadede sıcak para diye tabir ettiğimiz spekülatif bir baskı kur üzerinde gerçekten ciddi bir dalgalanmaya sebep oluyordu. Ve yurt dışında swap piyasalardaki TL bulma ihtimali bu bazı uluslararası kurumların engellenmişti. Şimdi burada yeniden tabii bu belli artık koşullara da bağlı. Bunu belki birazdan değiniriz. Bazı yabancı finans kurumlarına bu swap işlemlerinde TL bulmaya yönelik olarak belli muafiyetler tanınmasını BDDK ortaya çıkarttı. Tabii burada da yine şöyle bir koşul var. Yani geldiğiniz zaman orta ve uzun vadeli yatırımcı burada genelde isteniyor. Yani kısa vadeli spekülatif yatırımcıdan ziyade orta ve uzun vadede Türkiye'de kalıp aldığı pozisyonla TL varlıklara yatırım yapması burada öncelikli bir hale sokuluyor. Yani hem gelen yabancı yatırımcı kazansın hem de Türkiye kazansın anlayışı var. Yine böyle kısa vadeli, ya ben hem kur riskini almayayım, bir taraftan da TL bulduğum zaman o TL ile Türkiye'ye spekülatif bazı yatırımlar yapayım diyen sıcak para diye tabir ettiğimiz yatırımcı ise kapalı. Dolayısıyla burada bu swap piyasasındaki sıkışma belli oranda şey yapar, azalır diye tahmin ediyorum ben önümüzdeki günlerde. Çünkü biliyorsunuz Arife gününden bu yana o swap piyasada, özellikle Londra'daki piyasada belli bir sıkışma var. Ve bu sıkışmadan dolayı da bazı kurumların pozisyonlarını kapatmakta güçlük çektiğini gördük. TL bulmada güçlük çektiğini gördük. Onun da biraz yansıması olarak otomatik olarak bu yabancı yatırımcılar ellerindeki TL varlıkları satmışlardı. Özellikle hisse senedi ve kısmen tahvil piyasasında. Hani bu da kurdaki hareketlenmeye neden olan bir faktör olarak karşımıza çıkmıştı. Şimdi BDDK bunu bazı koşullara bağlayarak
muafiyetler tanınabileceğine dair bir net bir sinyal verdi. Ben bunun önümüzdeki günlerde ve haftalarda bu kuralların ve koşulların daha iyi anlaşılmasıyla birlikte yabancı yatırımcının Türkiye'ye ilgisinin artabileceğini düşünüyorum. Bu bir diğer adımdı. Tabii son olarak da hani piyasalardaki bu gelişmeleri iletişimini iyi kurmak için dün anladığımız kadarıyla bir toplantı gerçekleşti. Hem Merkez Bankası Başkanı hem de BDDK Başkanı'nın katılımıyla birlikte banka genel müdürleri bir toplantı yaptı. Orada hem kurumların attığı adımlar tahminimce anlatılmaya çalışılmıştır. Hem piyasaların bu son yaşanan gelişmeleri nasıl okuduğunu ve ne gibi taleplerin olabileceği masaya yatırılmıştır. Hani sermaye aktif rasyosuna yönelik bir açıklama var. Tabii tam teyide muhtaç. Sadece şu anda duyduklarımızı söylüyoruz. Hani orada da bazı gelişmelerin olabileceğine dair bir sinyal var şu anda piyasalarda. Salgın döneminde hızlı bir kredi genişlemesiyle sistemin ihtiyacı olan likiditeyi bankalar verdi. Ve bunun sonuçlarını biz ekonomik aktivitede görüyoruz. Değişik sektörlerdeki rekor rakamlarıyla görüyoruz. Ve Merkez Bankası anladığımız kadarıyla artık benim bu kadar destek olmaya ihtiyacım yok deniyor. Peki hani bir sıkılaşmadan bahsettiniz. Sıkılaşmazsa ne olur? Yani bu adım atmazsa ne olur? Bu adımın kökeninde bu aktivitenin canlanıyor olması hızlı ileride enflasyon üzerinde bir risk mi doğuruyor ki bugün Merkez Bankası böyle bir mesaj veriyor size göre? Açıkçası kurda bu son bir haftada yaşanan gelişmeler olmasaydı da ben Merkez Bankası'nın önümüzdeki haftalarda böyle bir adım atacağını bekliyordum. Çünkü şimdi piyasaların özellikle Mart, Nisan ve Mayıs ayında gerçekten ilave likiditeye ihtiyacı vardı. Tüketicilerin de vardı, firma sahiplerinin de vardı. Ancak ekonominin yeniden açılmasıyla birlikte baktık ki biz iç talepte gerçekten ciddi bir artış var. Ve iç talepteki canlanma, ekonomideki toparlanma G20 ülkeleri arasında Türkiye'yi farklı bir duruma koydu. Yani Türkiye bu anlamda birçok G20 ülkesinden hemen hemen hepsinden pozitif anlamda ayrıştı. Yani Çin'le birlikte bu salgının ekonomik etkilerini üzerinden en hızlı bir şekilde atan iki ülkeden biri durumuna geldi. Ancak tabii burada bu kredi büyümesini iyi takip etmeniz gerekiyor. Yani evet, burada amaç ekonomiyi canlandırmaktı. O amacı eriştik mi? Kesinlikle eriştik. Yani bütün rakamlar bize bunu çok net bir şekilde söylüyor. Peki o zaman eğer ayağımızı biraz gazdan çekmezsek bunun ne gibi riskleri olabilir? Bunu düşünüyor ekonomi yönetimi. Ve orada karşımıza iki şey çıkıyor. Bir tanesi enflasyon riski. Yani talebin özellikle işte otomotiv gibi alanlarda veya bazı ithal ürünlerde sürekli artması beraberinde enflasyonu tetikleyebilir. Ki biz bunu yaşadık. Bir de tabii hizmetler sektöründe bu salgın döneminde çok sağlıklı bir fiyatlanmanın yapılmadığını da biz gördük ve enflasyonda bir artış yaşandı. İkinci yan etkisi ne olabilirdi? Finansal istikrara zarar verebilirdi. O yüzden bu kredi büyümesini biraz dengelemek gerekiyordu. Zaten kamu bankaları da geçtiğimiz haftalarda bu verdikleri kredi faizlerinin arttırılmasına yönelik bir karar almışlardı. Aslında bu da bunun ilk sinyallerinden bir tanesiydi. Yani artık piyasaların özellikle tüketici kredilerinde veya taşıt kredilerinde bu kadar büyümeye artık ihtiyacı yok. Dolayısıyla burada biraz kredileri frenlemek gerekiyorduyu aslında piyasalar anlamaya başlamıştı ve buna yönelik de adım atılmıştı. Şimdi Merkez Bankası da buna yönelik bir adım atmış oldu. Dolayısıyla burada büyüme tarafı evet iyi gidiyor baktığımızda. Ama enflasyonu ve finansal istikrarı gözetmek için Merkez Bankası'nın bu likidite koşullarını da biraz daha ayağını gazdan çekmesi gerekiyordu ve buna yönelik de bir adım atmış olduğu gibi duruyor Merkez Bankası. Likidite koşullarında geri adım atmak şimdi ilk önce bankacılık sisteminde nasıl bir sonuç doğuracak, sonra vatandaşa nasıl etki edecek onu biraz açalım sizlerle. Şimdi anladığımız kadarıyla dünkü maliyetlerden Merkez Bankası'ndan para bulma imkanı kalmayacak bankaların.
Burada faiz yükselecek. Orada işte 90 gün vadeye kadar politika faizinin altında borçlanma imkanı vardı. Anladığımız kadarıyla bir sürpriz olmazsa bu imkanın vadesi veya faiziyle ilgili veya ikisiyle birlikte ikisinde toptan bir değişiklik söz konusu olabilir. Bunun da herhalde TL mevduat ve TL kredilerde bir etkisi olacak hocam. Yani onu da görmeye başladık galiba. Bu etki sizce en uçta TL'nin cazibesine nasıl bir etki yaratabilir? Katılıyorum. Yani burada o 90 günlük pencerenin tekrardan 7 güne inmesi söz konusu olabilir ve veya faizde bir yükseltme olacaktır. Size katılıyorum o konuda. Tabii bunun da bir yansıması bankaların fonlama maliyetlerinin artması. Dolayısıyla bankalar bu gibi durumlarda hem mevduat faizlerini yukarıya doğru çekerler hem de kredi faizlerini yukarı doğru çekerler. Dolayısıyla kredi bulmak özellikle tüketiciler için bunu söyleyebilirim. Ben ticari kredilerde durumun biraz daha farklı olabileceğini düşünüyorum. Merkez Bankası orada hani zorunlu karşılıklar politikası da vesaireyle bankaları biraz daha ticari kredi vermeye yöneltebilir ama tüketici ayağında kredi bulmak biraz daha zorlaşabilir. En azından koşulları geçtiğimiz aylara kıyasla biraz daha ağırlaşabilir gibi duruyor. Burada baktığımızda bu faizlerin yükselmesi ve BDDK'nın swap piyasalarında TL bulmayı biraz daha kolaylaştırıcı adımlarının ben önümüzdeki haftalarda yabancılar için daha cazip bir Türkiye ortaya çıkartabileceğini düşünüyorum. Ve buraya yönelik olarak da biraz daha orta ve uzun vadede Türkiye piyasasında iyi getiriler elde edebileceğini düşünen yabancı yatırımcının Türkiye'ye gelebileceğini tahmin ediyorum. Zaten küresel likitte koşulları da sonbahar aylarıyla birlikte biraz daha küresel risk iştahının gelişmekte olan ülkelere doğru kaymasını beraberinde getirebilirdi. Bu da tahmin ediliyordu ve bunun ilk emarelerini de almaya başlamıştık. Dolayısıyla sonbahar aylarında biraz daha yabancıların Türkiye'ye olan ilgisinin artabileceğini ve bunun döviz piyasaları üzerinde olumlu etkilerin olabileceğini düşünüyorum. TL varlıklara ilgi artabilir dediniz. BDDK'nın bu swap değişikliğini de bu bağlamda değerlendirirsek, yani o kapıyı tekrar açıyor yabancı bankalar ama eskisi gibi açmıyor. Yani TL'yi al, git TL'yi dolara çevir. Orada bir kur hareketliği varsa bu hareketi biraz daha tetikle gibi değil de ihtiyacın varsa al TL'yi ama bu TL'yi yurt içinde kullanacaksın. Bankada mevduat olarak tutabilirsin. Sermaye piyasalarında değerlendirebilirsin veya şirketlere kredi olarak verebilirsin deniyor. Bunun bu da aslında doğru zamanda sizin bahsettiğiniz sonbahar dönemine yönelik atılmış bir adım olarak mı değerlendirmek lazım? Çünkü ikisi üst üste gelince sanki kurda bir hareket var ve BDDK bu hareketi engellemek için böyle bir adımı hızlı bir şekilde alıyormuş gibi değerlendirenler de oldu. Siz şöyle biraz uzaktan baktığınızda bu bir sonraki aşamanın bugünden hazırlığı olarak mı değerlendirilmeli? Benim anladığım kadarıyla zaten öyle değerlendiriyorsunuz da. Nette mesela bu kararın Türkiye finansal piyasalarına, Türkiye ekonomisine etkisini o son daha döneminde nasıl beklersiniz? Şimdi zaten o 2018'in Ağustos ayından sonraki atılan adımların çok uzun süre devam ettirilmesi söz konusu değildi. Yani Türkiye'de ekonomi yönetiminin de bunu ben istediğini düşünmüyorum. Kademeli olarak koşullar iyileştirilecekti ve bazı kısıtlamalar kaldırılacaktı. Hatta bunu biz eğer pandemi olmasaydı belki Nisan ayından sonra yaşamaya başlayacaktık. Yani BDDK'nın swaplara yönelik atacağı adımlar gibi biz bunu daha önce yaşayacaktık. Koronavirüs bu süreci biraz geciktirdi. Dolayısıyla ben BDDK'nın bu adımları, bu son yaşanan kur dalgalanması gerçekleşmeseydi bile önümüzdeki haftalarda böyle bir kararın çıkmasını zaten ben bekliyordum açıkçası. Yani çünkü bir taraftan da piyasaları artık normalleştirmekte gerekiyor. Ekonomi yönetimi de zaten bunun farkında. Hani şöyle bir algı da oluşmasın. Hani ekonomi yönetimi tamamen küresel finans piyasalarına kapalı. Hani böyle bir şey yok. Türkiye'nin böyle bir hedefi yok.
Türkiye'nin istediği temel şey şu: yabancı yatırımcı Türkiye'ye geldiği zaman kazan kazan ilkesine göre hareket etsin. Yani kendisi de kazansın ki Türkiye hakikaten kazanç anlamında oldukça cazip bir ülke. Son 20 ile baktığımız zaman bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Bir taraftan da Türkiye kazansın. Yani bu hedefleniyor. Ama işi biraz daha kumarhane kapitalizmine doğru eviren, yani sizin de deminden bahsettiğiniz gibi bir yerden TL bul, bu TL ile Türkiye'ye bir spekülatif hareket yap. Bu tarz böyle sıcak para ise istenmiyor. Zaten dünyanın gidişatı da küresel finans krizinden sonra buraya doğru evrilmişti. Yani böyle de bir gerçek var. Yani o 2000'lerin başındaki tamamen bütün kapıların yabancı sermayeye sonuna kadar açıldığı bir dünyada değiliz artık. Yani bunu hem ticaret savaşlarında görüyoruz, öteki taraftan finans cephesinde de görüyoruz. Ve buna bu durumun Türkiye yönetimi bilincinde ve buna yönelik de aslına bakarsanız adımlar atılmıştı. Ve bu adımların tabii ilelebette sürdürülmesi çok zaten mümkün değil. Ama ne yapıyoruz biz? Eskiden yabancı sermayede çok fazla koşul aramazdık. Ama artık bunu aramamız gerekiyor. Çünkü finansal istikrar için bu şart olmuş durumda. Yani IMF bile çeşitli raporlarında gelişmekte olan ülkeler için yabancı sermaye, uluslararası sermaye anlamında biraz daha seçici olması gerektiğinin altını çiziyor. Türkiye'de buraya doğru zaten dediğim gibi evriliyordu. Hani bu karar sadece belki süreci biraz daha önceye çekti. BDDK sonbaharda alabileceği bir kararı bu son yaşanan swap piyasasında yaşanan gelişmelere bağlı olarak belki birkaç hafta veya birkaç ay öne çekmiş gibi ben düşünüyorum. Biraz da gidişatı konuşalım hocam. Şimdi biz Türkiye ekonomisinde Haziran-Temmuz döneminde çok net dipten dönüşü gördük. Veriler ciddi bir toparlanmaya işaret etti. İşte büyüme beklentilerinin de şu dönemde revize olması yönünde bir genel beklenti de var. Ama dünya performansı da fena değildi. Orada da ekonominin öncü verilerinde dipten dönüş seyrini izledik. Ama bundan sonra ne olacak? Bir taraftan salgını takip ediyoruz. Henüz zirveye ulaşmadı dünya. Aşı çalışmaları devam ediyor diyoruz ama henüz elimizde net bir şey yok. Ticaret savaşları, az önce bahsettiğiniz konu, tam gaz devam ediyor. Lokal sorunlar, petrol fiyatlarının yarattığı bölgesel sorunlar, çatışmalar, bütün bu konjonktür içerisinde yakalanan performansı senenin sonuna kadar korunabilecek bir performans olarak mı değerlendiriyorsunuz dünya ekonomisi için? Çünkü dünya ekonomisinin küçülme tahminlerinde de revizeler geldi. Bugün bankalar tarafından geliyor. İşte iki çift taneli küçülmelerden biraz daha derli toplu, yani biraz daha iyi, kötünün iyisi tahminlere doğru evriliyoruz. Bu sürdürülebilir bir hal midir? Salgından sonraki performans size göre nasıl bir performans ve nerede risk var dünya ekonomisi için hala? Şimdi salgından sonraki toparlanmanın hızı fena değil bence. Ben de dahil birçok iktisatçının beklediğinin üzerinde bir performans gösteriyor. Çünkü açılma hızlı gerçekleşti. Yani birçok ülke ekonomik olarak açıldı ve bunun etkilerini de biz görmeye başladık. Zaten ciddi bir bol likidite ortamı var. Hem mali kanattan hem de para politikaları kanadından ciddi bir likidite piyasalara sunulmuş durumda. Ancak bundan sonraki gidişat gerçekten çok net değil. Çünkü ekonominin dışında çeşitli gelişmeler, yani bunlar neler? İşte salgının ikinci dalgasının nasıl bir seyir izleyeceği çok önemli. Yani eğer biz ilk dalgadaki kadar sert, hatta ondan daha sert bir dalga yaşarsak, o zaman küresel ekonomi için resim daha farklı olabilir. İkinci bir faktör yine sıcak gelişmeler, işte ticaret savaşları. Amerika Birleşik Devletleri'nin Çinli teknoloji şirketlerine yönelik almış olduğu kararlar ve Amerikan seçimleri. Dolayısıyla Amerikan siyaseti ve Çin-Amerika ilişkileri, ki dediğim gibi bu da aslına bakarsanız ekonominin biraz da dışında olan gelişmeler. Evet, ekonomi burada bir faktör ama onun dışında da gelişmeler var. Küresel ekonomiyi şekillendirecek, onun rotasını belirleyebilecek ikinci bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Üçüncüsü ise enerji alanındaki gelişmeler. Hem Doğu Akdeniz hem Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler de küresel ekonomiyi yönlendirecek bir diğer gelişme olarak
karşımıza çıkıyor. Eğer bu üç faktörden kaynaklanan belirsizlikleri dünya azaltmayı becerebilirse, yani hem uluslararası ilişkiler anlamında hem sağlık politikası anlamında vesaire, o zaman küresel ekonominin toparlanması beklenenden daha hızlı gerçekleşebilir. Ancak sağlık anlamında ve uluslararası ilişkiler anlamında eğer sertlik devam ederse veya sağlık politikalarındaki gevşeme salgının ikinci dalgasını tetiklerse eğer, o zaman bunun tabii küresel ekonomiye olumsuz yansımaları olabilir. Yani sanki şu anda ekonomi dışı faktörler küresel ekonominin gidişatını makroekonomik göstergelerden daha fazla etkileyecekmiş gibi bir resim var karşımızda. İkinci dalga endişesi var. Ama birinci dalgadan alınmış bir ders yok mu ki bir endişeden bahsediyoruz? Tabii ki vaka sayısının artıyor olması tedirgin edici ama yani o dönemde ekonomi yönetimleri, sağlık yönetimleri yaşanan o süreçten sonra yaşanması muhtemel, zaten o dönemde bile konuşulan, çünkü salgın, küresel salgın bugüne kadar hep öyle olmuş. Mutlaka ikinci dalgaları, üçüncü dalgaları yaşamışız. Yani oradan bir ders çıkarttık, bir hazırlık yapma aşamasına girmedik gibi bir durum mu var ki küresel çapta? Bir ikinci dalganın nette ekonomileri daha derinden vurması gibi bir beklentiyi paylaşan makaleler, yazılar, araştırma raporları da görüyoruz. Anladığım kadarıyla siz o kanaatte değilsiniz. Birinci dalganın vurduğu kadar olmayabilir ama biz salgın döneminden sonra küresel boyutta nasıl dersler çıkarttık acaba? O dersleri koruyabiliyor muyuz sizce? Şimdi tabii bir kere virüsü daha iyi anladığımızı düşünüyorum. Yani Ocak ve Şubat aylarında, özellikle hatta Mart aylarında hani Avrupa cephesinde, Türkiye'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde hani virüsün tam olarak nereye doğru evrilebileceğini, nasıl bir karakteristik özellik taşıdığını, etkilerinin neler olabileceğine dair elimizde çok ciddi veriler yoktu. Ama Nisan ve Mayıs'la birlikte bu veriler geldi. Bu verilerin gelmesi niye önemli? Bir kere bir aşı bulunana kadar etkin tedavi yöntemlerinin ortaya çıkartılması için önemliydi. Dolayısıyla böyle bir ders var elimizde. Şimdi iki, aşıya yönelik süreçte belli bir aşama kaydetmiş gibi duruyor dünya. Bu da bir diğer pozitif gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Üç, tıbbi cihazlar, ekipmanlara yönelik aniden bir talep ortaya çıktığı için bazı ülkelerin, Türkiye'de bu yaşanmadı çok şükür ama bazı ülkelerin bu ekipmanlara ulaşma noktasında sıkıntı yaşadıklarını ve sağlık sisteminin kapasitesinin yeterli konusunda sıkıntı yaşadıklarını gördük. Şimdi bazı ülkeler bu kapasitelerini onarmaya, iyileştirmeye yönelik adımlar atıyorlar. Şimdi bunlar pozitif gelişmeler. Yani salgının ikinci bir dalga yaratması halinde salgınla mücadele etmek için elimizdeki pozitif gelişmeler bunlar. Ama tabii işin bazı negatif yönleri de var. Şimdi ne gibi? Şimdi sonbahar aileleriyle birlikte bilim insanları, özellikle tıp camiasında diğer virüslerle birlikte bu virüsün yaygınlık kazanabileceğine yönelik bazı endişeleri var. Çünkü biliyorsunuz hani gripin, nezlenin de devreye girmesiyle birlikte acaba bu virüs daha ağır sonuçlar yaratabilir miye dair endişe duyan bazı bilim insanları var. Bu birincisi. İkincisi, tabii çok uzun bir süre oldu artık. Yani yaklaşık 8 ay oldu dünyanın bu salgınla tanışması. Avrupa cephesinde, Türkiye cephesinde belki biraz 5 ay gibi bir süreç. Hani insanların sanki ilk dönemdeki kadar bu işi ciddiye almadıklarına yönelik bir endişe var. Hem sosyal mesafeyi koruma, hem maske takma, biraz daha temizliğe dikkat etme anlamında eskisi kadar titiz davranmadıklarına yönelik bir şey var, endişe var. Bu da ikinci dalgaya yönelik bazı kişilerin risklerini dolayısıyla arttırıyor ve onların küresel ekonomiye yönelik bakışlarını değiştirebiliyor. Yani bu iki faktörde negatif tarafa yazabileceğimiz şeyler. Dolayısıyla bu artılarla eksilerin biraz çarpışması olacak ve umarım hani ikinci dalgayı görsek bile o artı taraf daha ağır basar ve ilk dalgadaki gibi
hani bir küresel ekonominin kapanması vesaire söz konusu olmaz. Çünkü hakikaten küresel ticaretin, küresel finans sisteminin, imalat sanayinin, tarımın yeniden normale dönmeye, hizmetler sektörünün yeniden normale dönmeye ihtiyacı var. Salgına karşılık olarak da parasal tedbirlerle ve mali tedbirlerle karşılık verdi dünya. Uzun bir sürede bu desteğin devamı bekleniyor. Çünkü anladığımız kadarıyla henüz daha tahribatın net tablosunu görmedik. Bir taraftan da ikinci dalga diyoruz. Ama salgın bazı şeyleri çok net değiştirdi görüşü de var. Ben size merkez bankacılığını ve bütçe yönetimini soracağım bu bağlamda. Merkez bankaları şu anda parasal genişlemeye devam ediyorlar, bilançolarını büyütüyorlar ve bu bilançolar çok uzun süre belki mevcut seviyelerin de üzerinde büyük kalmaya devam edecek. Diğer taraftan bütçe açığı meselesi bir tabuydu. Salgın bu tabuyu da hızlı şekilde yıktı. Herkes kesenin ağzını açtı ve harcamalar devreye girdi. Hatta başka bir açıdan dünyanın uzun yıllardır ihtiyacı olan altyapı yatırımları için de bu tabunun yıkılması güzel oldu. Salgın böyle bir fırsat da verdi. Bütçelerin, bütçe açıklarının büyümesi pahasına bu desteklerin de verilmesi gerekiyor. Bu konu bugün tartışılacak konu değil deniyor. Siz net de salgın sonrasında merkez bankacılığı içinde, bütçe politikaları içinde kalıcı bir değişimden bahsetmek gibi bir durumdan öyle bir durum görüyor musunuz? Yoksa er veya geç biz eski normalimize dönmek zorunda mıyız size göre? Para politikasında tabii baktığımız zaman bu düşük faiz ortamının FED tarafından, Avrupa Merkez Bankası tarafından, Japon Merkez Bankası tarafından özellikle ortaya konulan bu düşük faiz ortamının, hatta negatif reel faiz ortamının ben bir süre daha devam etmek zorunda olduğunu düşünüyorum. Yani özellikle baktığımızda belki 2021'in sonuna kadar en az bu ortam devam edecek. Belki merkez bankaları bu dönemde hiç görmediğimiz bazı yeni politikalarla piyasaya müdahale etmeleri de söz konusu olabilir. Bunu da bir yere not etmek gerekiyor. Ama tekrardan o bilançoların normale dönmesi, yani o küresel finans krizinden önceki seviyelere gelmesi artık çok kolay gibi görünmüyor. Dolayısıyla merkez bankalarının önümüzdeki yıllarda bu büyük bilançoları nasıl yöneteceğine yönelik bazı politika setlerini geliştirmesi gerekecek. Bu bir taraf. İkinci taraf, belki daha farklı etkilerin görüleceği, daha derin etkilerin görüleceği taraf bence kamu tarafı, mali politikası tarafı. Çünkü sizin de bahsettiğiniz gibi bu mali istikrarı korumak anlamında bazı bizim tabularımız vardı. O tabuların yıkıldığını gördük. Sizin de yine bahsettiğiniz gibi ciddi anlamda dünyanın altyapı yatırımlarına ihtiyacı vardı. Sağlık alanına ciddi bir yatırım ihtiyacı vardı. Bunlar maalesef küresel finans krizinden sonra göz ardı edilmişti. Hatta bazı ülkeler kemer sıkma politikaları kapsamında eğitim, sağlık, altyapı gibi alanlara aktardığı kaynakları azaltmıştı. Ki bunun negatif etkilerini bu koronavirüs döneminde de gördü bu ülkeler. İşte İtalya gibi, İspanya gibi, İngiltere gibi. Bu ülkeler bunun negatif etkilerini gördüler. Şimdi maliye politikalarındaki bu gevşemenin ben bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum. Bir süre daha piyasalar yüksek bütçe açıklarını dert etmeyecekler eskisi kadar. Ancak tabii bu yüksek bütçe açıklarını böyle ilelebet sürdüremezsiniz. Bunun sürdürülebilir bir şekilde finansmanını sağlamanız gerekiyor. İşte o yüzden de kamu borcunun yönetimi ve vergi sistemi reformunu biz önümüzdeki yıllarda çok sıkça tartışacağız. Yani belki uluslararası piyasalarda borç silmeler tartışılacak. Bununla birlikte vergi sisteminde biraz daha KDV gibi, ÖTV gibi dolaylı vergilerden, kurumlar vergisi gibi, servet vergisi gibi, gelir vergisi gibi dolaysız vergilere doğru bir geçiş yaşanacak ve gelir dağılımını düzeltmek vergi sistemi içerisinde daha öncelikli bir amaç haline gelecek. Dolayısıyla para politikasında evet bazı değişiklikler yaşanacak, ancak ben daha belirgin, daha
yapısal değişikliklerin mali politikalar cephesinde gelmesini daha yakın olarak görüyorum. Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Nurullah Gür. Hocam teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Borsanın açılışına çok az bir süre kaldı. Hatta başladık. Rakamı görelim, açılışı görelim, devam edelim. Türkiye'nin global para transferi platformu UPT, piyasa alarmını sunar. Borsa İstanbul'da gong kerevitaj için kaldı ve çaldı ve cuma günü işlemlerine BIST 100 cephesinde %0.45'lik düşüşle 1030 seviyesinden başladık. Bankacılık endeksine bakalım. Bankacılık endeksinde %0.38'lik bir düşüş var. Haftanın son işlem gününde güne 1054 seviyesinden başlıyor bankacılık endeksi ve sınav endeksi. Sınav endekste de %0.58'lik bir düşüş görüyoruz. Endeks güne 1427 seviyesinden başladı. Tekrar edelim. Borsa İstanbul'da açılış %0.45'lik düşüşle 1029 seviyesinde. Global para transferi platformu UPT, piyasa alarmını sundu. Dün BDDK'nın aldığı kararlar, Merkez Bankası'nın verdiği mesajlara dair bir değerlendirmeyi de sermaye piyasaları uzmanı Doktor Berra Doğaner'den aldık. Doğaner, BDDK'nın kararları döviz likiditesinin ortadan kalkmasına destek olacak diyor. Görülen sebep üzerine geçtiğimiz dönemde Türk lirası döviz paritesindeki manipülatif ataklara mani olabilmek için yabancıların Türk lirasına erişiminde belirli kısıtlamalar getirilmişti geçtiğimiz dönemde. Yabancılar bunun kalıcı olup olmayacağını konusunda aslında kaygılıydı. Bu acaba kalıcı ve Türkiye'yi dışarıya kapayan bir, kısmen kapayan bir karar mıdır Türk finansal piyasalarını diye kaygılar da vardı. Ama bugünkü kararla görüldü ki bu geçici, dönemsel olarak alınmış bir kararmış. BDDK yaptığı düzenlemeyle bu kısıtlamayı büyük ölçüde ortadan kaldırmış oldu. Tabii yine kuralları var. Az önce siz okudunuz. Daha sonra detaylı da okuyacağız. Ağırlıklı olarak içerideki kredilerin, yani Türk sanayicisinin finansmanına destek amaçlı olarak Türkiye'ye getirilen dövizlerin yabancılar tarafından hece edilmesi veya sonrasında tekrar yurt dışına çıkarılması sırasında kolaylıklar yaratacak. Türk lirasında yeterli geliri elde etmediğini düşünüp hem borsaya hem döviz cephesine bir talep oldu. Her hafta neredeyse 1 milyar dolar civarında yurt içi yerleşiklerin bankalardaki DTH'larının arttığını gözlemledik. Kısaca talep var, arz sınırlı. En son bu alınan kararlar, BDDK'nın kararları, hem bir taraftan yabancı yatırımcıların kafasındaki bazı soru işaretlerini ortadan kaldıracak, hem de döviz likiditesinin bir miktar da olsa ortadan kalkmasına destek olacak. Olumlu normalleşme adımları. Konuğumuzla devam edeceğiz. Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş bizlerle birlikte. Tonguç Bey, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, günaydın Erdoğan Bey. Dünden başlayalım isterseniz. Merkez Bankası ile başlayalım. Merkez Bankası piyasalara nasıl bir mesaj verdi? Bu mesaj nasıl algılanıyor? Merkez Bankası ne yapabilir? Bu yapabileceklerinin nihayetinde Türkiye ekonomisi için anlamı ne olabilir? Başlayalım, buyurun. Vallahi açık konuşmak gerekirse, yani şu an için biraz da Merkez Bankası aslında bu alt üst limit, yani her zaman konuştuğumuz o politika faizinin üstünde gerçekleşebilecek aralıktaki faizi bir nebze yukarıda kullanmaya çalışıyor. Yani hala politika faizinin en son gördüğünde aşağısına fonlama geçiyordu ama yani gerçek konu bu değil diye düşünüyorum. Yani ne yapabilir konusunda aslında
Türkiye'de şöyle bir durum gerçekleşti. Yani kısaca anlatmak gerekirse nereden nasıl yapabilir Merkez Bankası'na gelmek noktasında. Aslında faizlerin dünyada pandemiyle aşağı doğru çekilmesini biz kullanarak faizleri neredeyse olabildiğince aşağı çektik. Çok da net bir şekilde kredi faizleri şu anki politikanın da altında, mevduat faizlerinde yani altılı seviyelere kadar gördük. Burada büyümeyi desteklemeye çalıştık. Bunu yaparken bir yandan da aslında dünyadaki doların biraz daha değer kaybetmesiyle birlikte kur tarafında da aslında bir avantajımız oldu. Yani aşağı doğru zaman zaman yukarı hareketler olsa da bir aşağı doğru inmelenme gerçekleşti. Fakat özellikle pandeminin yarattığı ürüne ulaşım ve sonrasında gelen yani çok beklemediğimiz talep kaynaklı enflasyonda zaten geçen bayram arasında Merkez Bankası'nda biraz daha enflasyon raporunda işte 9'a doğru çektiği beklenti enflasyonunun yüksek seyrettiğini gördük. Şimdi bu durumda özellikle Temmuz'un ortasından sonra bir nebze biz kuru enflasyonu da aşağı çekmek için aslında belli pazarlarda aşağı doğru da baskılamaya doğru bir hamlemiz olduğunu ben görüyorum. Yani en azından vadeli piyasalarda herkesin böyle bir hamlesi vardı. Bu gerçek kulağıma ses geliyor, yankı yapıyor. Daha konuşamıyorum, kusura bakmayın. Evet, teşekkür ederim. Dolayısıyla kur tarafı, faiz tarafı ve özellikle de enflasyon tarafında işte biz negatif reel faizle düşündüğümüzde bir nebze anomali oluştu. Yani bir dengesizlik oluştu düşünüyorum ve bu sırada da aslında bizim daha önce de maruz kaldığımız bu dengesizlikten bir nebze faydalanmak veya işte burada swap için TL'ye ulaşmak isteyen yatırıcıların bir kur tarafında yükselişe neden olduğunu görüyoruz. Şimdi burada kabataslak bir değerleme yaptığımızda 12 enflasyon, işte 600 puanlık CDS'le de 18 puanlık bir oran koyarsak kur üzerinde hani yıllık değişimde zaten 5.95'te başladığımız kurun 7.10-7.20 arasında olması çok sürpriz olmaz. Şimdi Merkez Bankası ne yapacak? Büyük ihtimal bu biraz önce bahsettiğim dengesizlikte işte normalleştirme adımları içerisinde BDDK'nın da bahsettiği artık bu swap tarafında ya da TL'ye ulaşımın tabii ki yurt dışı da şu an için yine binde beşlerde seyrederken içeride belli bankalar üzerinden işte hangi amaçla yapıldığına dair bir şey isteyerek, açıklama isteyerek bunu sağlamaya çalışacak. Zaten borsa tarafında da mesela işte açığa satışla vesaire biraz daha normalleşme sürecine girmiştik. Ama bu süreç bu arada, sonrasında... Tonguç Bey çok özür dilerim, bir son dakika var. Belki görmüyorsunuzdur diye aktarayım size. Merkez Bankası'ndan bir açıklama geldi. 10 Ağustos itibariyle piyasa yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitleri yarı yarıya düşürülmüştür açıklaması geldi Merkez Bankası'ndan. Buyurun devam edelim. Netice itibariyle bizim bu bahsettiğim dengesizlik diyebilirim. Yani şu dengesizlikten kastım da şu, özellikle bazı avantajları lehim. Bağlantıda bir sorunumuz oldu. Tekrar bir bağlanmayı denebiliriz. Biz bir değerlendirmeyle devam edelim. Doçent Doktor Atılım Murat'tan bir değerlendirme aldık. Borsaya dair bir değerlendirme. Atılım Murat, Borsa İstanbul'da uzun vadeli kazanç fırsatlarının hala olduğuna, geçerli olduğuna işaret ediyor. Borsada uzun vadeli kazançlar için kısa süreli kayıplara tahammül edilmesi gerekiyor mesajını aldı kendisinden. Finansal piyasalarla reel ekonomi arasında hem dünyada hem Türkiye'de uzun süredir bir iletişimsizlik, kopukluk var. Bunu biliyoruz. Zaten yani finansal piyasalarda reel ekonomideki gerçekleşmeleri direkt yansıtmak zorunda da değil. Kaldı ki şu, yani hep önceden fiyatlar finansal piyasalar ve hani 6 ay sonra, 9 ay sonra, 12 ay sonra, yani bu aynı tartışma Amerikan ekonomisi için de yapılıyor. Amerikan ekonomisi patinaj yapıyor son verilere baktığınız zaman. Dün işsizlik maaşı başvurularını gördük vesaire. Mali tedbir paketi üzerinde daha anlaşılmadı. Ama ona rağmen S&P 500 endeksine bakıyorsunuz. Tarihi zirvede sadece 2000 puan altında. Nasdaq teknoloji endeksini daha saymıyorum. O rekor üstünde rekor kırıyor zaten. Tarihi zirvelerde. Yani sadece Türkiye için değil.
Amerika için de, Avrupa için de aynı şeyler geçerli. Yani finansal piyasalarla reel ekonomi arasında bir kopukluk var. Tabii şu var, yani bu ilelebet yıllar boyunca devam edemez, böyle bir şey olamaz. Sonuç olarak bir noktada birbirine yanaşacak. Ama şu an için finansal piyasalarda hala ve hala bir şeylik var, iyimserlik var. Bu Türkiye için de geçerli. Şöyle yani, bu hisse senedinde tabii ki son günlerde satış yaşadık. Bağlantımızı tekrar yapabildik. Tonguç Erbaş'la birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam edelim Tonguç Bey. Araya Merkez Bankası'nın likit hamlesi de geldi. Tekrar edelim. Piyasa yapıcı bankaların likit imkan limitleri 10 Ağustos itibariyle yarıya düşürüldü. Bütün bunların anlamı yani, nedir diye konuşuyorduk. Evet. Ya şunu söylemem gerekiyor. Sonuçta özetle aslında bu dengelenmeyi, evet likitte bence normalleşmeye bir kere devam etmemiz lazım. Bir, çünkü bunda herhangi bir sıkıntımız yok. Biraz önce bahsettiğim dengelenme kuruda, faizde biraz daha fiyatlamalıyı değiştirecektir. Ama netice itibariyle bugünden sonra olacak şey bizim o kullandığımız düşük dolar fiyatı, düşük faiz ortamında biz tekrardan enflasyon bazlı değerlendirmemizde daha yüksek bir faizle, yani bu politika tarafında da değişebilir, belki hafta sonu bile gelebilir veya şu an için o üst bandı kullanabileceğimiz noktada likiditeyi verip faizi biraz daha yüksek tutarak kur ve ülke risk birimi, enflasyon ve faizde bir dengelenme yaşayacaktır. Yani ben burada çok sürpriz bir sonuç değil. Evet, biraz piyasa tarafında belki zorlama nedeniyle gerçekleşen bir talep sonrası böyle bir kur hareketi yaşıyoruz. Ama yani olabilecek şey ve Merkez Bankası'nın yapabileceği adımlar daha önce de zaten buna benzer adımlarla olmuştu. Bu gibi gözüküyor şu an için Erdoğan Bey. Biraz da piyasaları konuşalım mı? Borsa İstanbul'da son durumda 1031 seviyesinde görüyorum endeks 100'ü. Hızlı bir geri çekilme oldu. Şimdi bu hızlı geri çekilmeyi nasıl değerlendirmek lazım? Bu yükseliş beklentilerini tamamen ortadan kaldıran bir düşüş mü? Yoksa olabilecek, düşünülebilecek, işte büyük borsalar içinde hesap edilen %20'lik düşüşler bu tip piyasalar için normal sınırlar içerisinde değerlendirilmeli. %20'nin üzerinde bir kayıp görüyorsak o yüksek seviyelerden artık ayı piyasasına girilmiştir diyebiliriz düşüncesi de var. Siz Borsa İstanbul'u nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne görüyorsunuz Borsa İstanbul'da? Şimdi Borsa İstanbul'da belli zarar durdur seviyeleri veya kritik seviyelerden bahsediyorduk. Yani endeks değeri değiştikten sonra 1180, 1150, 1135 gibi buraların hepsi kırıldı. Hatta dün bile 1075-1080 aralığı 200 günlük ortalamaya tekabül ediyor. Bunun da altındayız ama bunun nedeni küresel çaplı bir borsa satışı sonrası Borsa İstanbul'un da işte %15, %17 gerilemesi değil. Bu tamamen likiditeye giderken elinizde TL'ye ulaşabileceğiniz, swap için kullanabileceğiniz bir varlığın olmaması sonrası, buna ulaşamamanız, bunun faizinin özellikle yurt dışında yükselmiş olması, dönüyorsunuz elinizdeki bono, tahvil, işte hisse senedini satarak bu işlemi yapmak istiyorsunuz. Çünkü neden? Kurun yukarı gideceğini düşünerek buradan da bir getiri sağlamayı düşünüyorsunuz. Şimdi bunun ben bugün tabii haftanın son işlem günü yurt dışı piyasalarda da bir nebze bir negatiflik var. Yani özellikle Amerika, Çin gerilimi açısından baktığımızda ama Türkiye'de Borsa İstanbul'da 1150 seviyesi aşağı kırıldıktan sonra artık düşüş kanalında veya düşüş trendinde olduğunu söylemek her ne şartlı olursa olsun doğru olur. Fakat bu noktalarda yani işte 1000'li ve 1050 arasındaki şu anki endeksin bulunduğu noktada eğer bu biraz önce bahsettiğim normalleşme olacaksa yeniden bilançolar da geliyor. Dünyadaki likiditenin de bakın hafta sonu bile Amerika'da yeni bir paket üzerinde değerleme olacak. Devam edeceği bir ortamda bence aynı belki kur için söyleyebiliriz, zaman zaman altın için söyleyebiliriz. Her ne kadar alternatifler borsa için şu an için üretilmiş gibi gözükse de yine de uygun bir ikinci yukarı hareket için noktalar gibi geliyor. Fakat ne kadar yukarı hareket olsa da 1150 seviyesi net bir şekilde geçilmedikten sonra şu an için hani yükseliş trendinde tekrar o daha önceki 120 bin yani endeks bazlı veya 1200 seviyenin üzerine geçmek için biraz daha erken diyebiliriz. En erken sinyali yükseliş kanalı için
1100 veya 1110 seviyeleri bize verebilir. Dolayısıyla biraz böyle bir tartı gibi düşündüğümüzde işte kur altın yukarı gitti, borsa aşağı geldi. Yapılacak düzenlemeler sonrası ki burada bizim bir geçmiş tecrübelerimizin çok yoğun olduğunu, yani Sayın Bakan'ın da zaman zaman toplantılarında ifade ettiği o hızlı bir şekilde müdahalenin ben bugün yarın, yani müdahale derken de özellikle bu dengelenme sağlama çabasının olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla burada bir ters hareket göreceğimizi tahmin ediyorum. Yani borsa tarafında yukarı yönlü. Fakat bunu piyasa haberin direkt olarak gelmesiyle bekleyecektir. Bu da büyük ihtimal faiz tarafıyla ilgili yeni gelişmeler olacaktır. Yani sert, daha net görüşümüzü bildirerek bence faiz tarafında bir değişikliğe gidip bu dengeyi sağlayarak aslında piyasaları da net bir şekilde yolumuza devam etme yolunda bence mesajı vermek gerekiyor diye düşünüyorum. Bu olursa da borsa tekrar tabii ki eski seviyelerinden biraz uzak ama kendini bir fırsat olarak görüp tekrar alıcıların gelmesine neden olacaktır diye düşünüyorum. Likidite hamlesi de çok önemli. Özellikle bayram arasındaki borsa işlemlerindeki satışların likidite kaynağındaki bazı eksiklikle büyük hisselerdeki açık pozisyonlarda da yapıldığını söylemek lazım. Onun için buradaki pozisyonların da kapanması zaten endeksi bir kısım yukarı çeker diye düşünüyorum ama hala 1000 seviyesi psikolojik olarak takip edilmeli diye tamamlayabilirim. Dün Avrupa borsalarını eksik kapanışta gördük. Bugün Asya, özellikle Çin ve Hong Kong biraz keyifsiz. ABD borsalarında hafif negatif bir seyir var. Yani onun da bir etkisi olabilir dediniz. Ama daha uzun vadede küresel piyasalarda ne görüyorsunuz? Oradaki seyirden Türk piyasalarına, Türk borsasına veya TL varlıklara nasıl bir etki beklersiniz? Uzun vade için söylüyorum bunu, soruyorum. Ya şunu görüyorum ben, açık söyleyeyim. Bir kere dünyada da faizlerin aşağı çekilerek geldiği, yani destek verildiği alan şu anki risk algısıyla sanki tamamlanmış gibi gözüküyor. Yani faizler belli bir noktada neredeyse sıfır, belli yerlerde negatif faiz tarafında. Hani bu artık kullanılabilir. Paketlerle desteklenmek devam ediyor. Dünyanın önünde şu an iki tane ana risk gözüküyor. Yani bir tanesi Amerikan seçimi olabilir. İkincisi de pandeminin sonbahardaki süreci olabilir. Ama buna da bir panzehir var. Yani aşı çalışmaları. Dolayısıyla başkanlık tarafında da Amerika'da her iki adayın kazanması da belki piyasaları bozmaz diye de konuşuluyor çok enteresan bir şekilde. Dolayısıyla ben en azından bu başkanlık seçimine kadar, yani önümüzdeki işte 86 gün galiba, 2-2,5 ay içerisinde piyasalar destekleneceği için bu şeyin diyelim, iyimser havanın çok bozulmayacağını, faizlerin bu noktada kalıp paketlerin de artık sonlanma noktasına gelebileceğini düşünüyorum. Ve bunun da aslında Türkiye tarafında da belki şunu da açıkça söylemek gerekiyor. Elimizden geldiğince piyasayı destekledik. Çok düşük faiz oranlarıyla bir dönem geçirdik. Artık Türkiye'de de faizin belli bir noktada olduğu, kurun ülke risk primi ve enflasyonla orantılı belli bir noktaya çekildiği ve enflasyonun her zaman söylediğim gibi biraz daha beklentilerin üstünde ama büyümenin de yine bu bahsettiğim nedenden dolayı Türkiye için gerçekleştiği bir dönemde olacağız. Şunu unutmayalım. Turizm tarafı her ne kadar sıkıntılı olsa da yavaş yavaş hareketlenme başlıyor. Bir. İkincisi özellikle ihracat yaptığımız ya da ticaret partneri olduğumuz Avrupa'daki para birimi değişimi, yani paritedeki o değişim bizim lehimize çalışıyor. Belki yani bunlar da çok ufak nüanslar gibi gözükse de Türkiye'nin bu noktada bu dengelenmeyi sağladığı zaman biraz da piyasasını normalleştirme adımlarını cesurca atmaya devam ettiği sürece dünyadaki bu risk içerisinde tekrardan o gördüğümüz, beraber de zaman zaman takip ettiğimiz de Haziran-Temmuz'daki iyi verilerin ben devam edeceğini ama gerçekçi olmak gerekirse yüksek, biraz daha yüksek enflasyon, biraz daha iyi büyüme bizim bu seneki gerçeğimiz olacak gibi duruyor şu an için. Hafta sonunda da devam edecek bu ABD'deki son teşvik paketinden bahsettiniz. Böyle bir haber er veya geç gelecek çünkü bu pakete ihtiyaç var, öyle görülüyor. En azından FED bu anlamda çok net mesajlar veriyorlar. Bu paket ya da yeni paket veya gelecek günlerde dünyanın değişik yerlerinde duymayı beklediğimiz, beklenen destek, teşvik, destek paketlerinin piyasalar için yeni bir heyecan unsuru olması beklentisi var mı sizde? Yoksa bu artık cepte, ihtiyaç olduğu sürece de
hem merkez bankaları tarafından hem de kamu yönetimleri tarafından bu destekler verilecek. O yüzden giderek azalan etkiye doğru evrilen bir başlık olarak mı değerlendirmek lazım? Ya kesinlikle ilk o panik anındaki piyasalardaki fiyat hareketlerinin çok daha sert olduğu dönemdeki çok agresif paketlerin etkisi kadar olmayacak. Çünkü piyasa şöyle bakıyor. Zaten o panik anındaki havayı ben geçtim. Yani ben faiz tarafı, paket tarafında yani olabildiğince hem kamu tarafı için hem kişiler için hem kurumlar için ve hatta bazı bankalar için de birçok adım atıldı. Dolayısıyla burada hani bu paketlerin mesela Avrupa tarafı biraz daha soru işaretiydi. Belki onun tepkisi daha fazla olmuş olabilir diye düşünebiliriz özellikle para birimi üzerinde. Ama Amerika tarafından konuşulan yeni pakette sanki pandeminin o geçişkenliğini azaltmak için böyle peyderpey destek çalışmaları ihtiyaç duyulan sektör olabilir, bölge olabilir ya da işte ürün olabilir. Buna yönelik paketler gibi görülüyor. Bu şöyle düşünelim, yani yeni bir heyecan yaratmaktansa mevcut iyimserliğin ya da o destek hamlelerinin devam edeceği algısı yaratabilir. Belki o kötümser havaya dönmek için ihtiyaç duyulan o hani paniğin önlenmesi için bir en azından destek bölgesi ya da yataylaşmaya neden olabilir. Ama ne olursa olsun bakın yani çok inanılmaz bir destek dünyada sağlandı ve bunu da bir anda piyasadan ne merkez bankaları ne ekonomi yönetimleri çekmeyecek. Dolayısıyla şu anki bulunduğumuz, onu da açık söylemek gerekiyor, iyimserliğin ana nedenlerinden biri de budur. Ve bu da kısa sürede ortadan kalkmayacak. Dolayısıyla dünya ne olursa olsun, yani pandemi konusunda olsun, ekonomik bir sıkıntı arifesi gibi düşünebiliriz hani şu 1-1,5 yılı. Ama bunların hepsini daha güçlü bir destekle giriyor. O açıdan zaten amaç dalga boylarını azaltmaksa bu destek paketleri de bunu sağlayacak. Biz de aslında içeride bunu denedik, bunu da sağladık bir süre. Ama işte o dengeyi zaman zaman maalesef bazen tabii dünyadaki yani iştahla diyelim hani özellikle yatırım iştahıyla bazen değişebiliyor. Bunu da biz de bir iki gün içinde sağlayabilirsek ben çok net tekrardan o dünya piyasalarındaki gelişime ayak uydurabiliriz gibi geliyor. Ama yani hafta sonu veya işte önümüzdeki günlerde ne zamansa bu paketin en azından beklentisi varsa gerçekleşmesinde olması lazım. Aksi takdirde bu da dünya piyasalarında en azından çok olumlu karşılanmaz. Konu çok uzamamalı diyorsunuz. Son olarak da altına bakalım mı sizinle? Şimdi ons altında seri bir yükseliş yaşandı. Çok ciddi bir performans var. Bir noktada bazı yatırımcılar için tedirgin edici. Çünkü bu kadar hızlı yükselişin aynı hızda geri dönüşü de olabilir. Bazı yatırımcılar için ise daha yeni başlıyor. Hedefler belki sene sonu olarak düşünülen hedeflere hızlıca geçilmiştir ama burayı geçmenin bir sebebi var. Daha yukarıda seviyelerde ons altın fiyatını görmek için de bu sebepler duruyorsa yaşanabilecek düşüşler de sınırlı kalabilir deniyor. Siz hangi cephedesiniz? Nasıl değerlendiriyorsunuz ons altının bu seri yükselişini? Şimdi Erdoğan Bey, şunu ons altında tabii bu bağlamda değerlendirmek isterim ama şunu bir kere açık söylemek gerekiyor. Bugünlerde özellikle yatırımcıların herhangi bir üründe, herhangi bir seviyeden yatırım yaparken bir kere mutlaka hep söylüyoruz. Bir zarar beklentisi, yani bir risk algısı olması lazım. Özellikle sabit bir getiri değilse. Bir de önümüzdeki dönemde belli bir vadede bir getiri beklentisi olması lazım ve bunun makul olduğu zaman o ürüne yatırım yapması lazım. Bu bir. Ve içinde bulunduğumuz günlerde mümkün olduğu kadar fiyat bir tarafa doğru hızlanıyor diye gidip panikle işlem yapmak herhangi bir ürün için hiçbir zaman sağlıklı bir sonuç yaratmadığını ben yani bu yaşımda, bu kariyerim esnasında gördüm. Onun için mümkün olduğu kadar ne düşünüyorsak yatırım için sakin olmamız lazım. Bir. İkincisi, altın için konuşuyorsak faizin düşük olması, likiditenin bol olması, herhangi bir jeopolitik riskin özellikle Çin-Amerika olabilir veya işte bir askeri nedenle olabilir. Hala gündemde olabilecek olması, özellikle faiz sonrasında uzun süreli bu faizlerin kaldıktan sonra da dolar bazlı yani doların da düşük kalıyor olması gibi 4-5 tane başlık saydığımızda altın hala yukarı potansiyelinin devam ettiğini, hatta 1-1,5 yıl içerisinde benim görüşüme göre 2500-2700 aralığına kadar bile hani teknik bir açıdan ne olur ne biter tabii bunu adım adım takip etmek lazım.
bir potansiyeli olduğunu ons bazlı söylemem gerekiyor. Ama kısa vadede 2000 dolar ve 1980 doları o zarar durdur seviyesi olarak alarak geri çekilmelerde bahsettiğim maddelerdeki bir değişim olmadığı sürece ons altına talep devam edecektir. Hatta bunun yanında gümüşe olan talebin de ben devam edeceğini düşünüyorum. Fakat geldiğimiz seviyeler yani ons altında 2000 dolarların üstü, gramda 480 TL'lerin üstü hala yukarı marjlar içerse de artık eskisi kadar kelepir fiyatlar olmadığını da yani işte alıp da uzun vadeli bekleyeceğim, burası çok ucuz bir yerdir diye düşünmenin de biraz daha tehlikeli olduğu bir noktayız. Yine hatırlatayım 2008-2011 600-700 dolardan 1900 dolara giden altının 6-7 yıl boyunca da aşağı yönlü ve sonrasında yatay bir hareket gerçekleştirmiştir. Benzer bir hareketi henüz tepe oluşmamış olabilir. Yine yaşama durumumuz var. Onun için döviz olabilir ki ben hala altını dövize göre daha iyi bir alternatif olduğunu zaten gerçekleştirmelerden de görüyoruz, onu düşünüyorum. Dolayısıyla altında da 2000 ve 1980 onsta kırılması durumunda dikkatli olmak gerekiyor. Ama geri çekilmeler şu an için mevcut koşullarda hala yukarıyı gösteriyor diye tamamlayabilirim. Allah Açık Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Çerbaş, teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Sağ olun. Tamam. Doların değeri tabii her krizde tekrar tartışılan bir konu. Doların rezerv para olarak kullanımı hala küresel merkez bankacılığı içerisinde %60'lar civarındaki payı. Dünya ticaretinin hala %80 civarında dolarla yapılıyor olması, doların değerinde yaşanan her dalgalanmayla birlikte ülkeleri farklı alternatiflere doğru yönlendiriyor. Özellikle Rusya, Türkiye, Çin gibi ülkelerde altın rezervlerinde artışlar var. Biz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın altın rezervlerine dair bir haber hazırladık. 2017'den itibaren Merkez Bankası'nda altın rezervinin oransal payı artıyor. Altının ons fiyatı 2000 doları aşarak rekor kırarken dikkatler Merkez Bankası'nın altın rezervine çevrildi. Merkez Bankası'nın altın rezervleri 40 milyar doları aştı. 2017 yılından itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nin diğer ülkelerle ticaret savaşlarına girmesiyle dünyadaki pek çok ülke ABD tahvili cinsinden tuttukları dolar rezervlerini altına çevirmeye başladı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da 2017 yılından itibaren rezervlerindeki altın payını artırmaya başladı. 2018 yılında 18.6 milyar dolar olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın altın rezervinin parasal değeri 40 milyar doları aştı. Altın rezervi yükselen altın fiyatlarının etkisiyle 31 Temmuz itibarıyla 43,5 milyar dolara kadar çıktı. Vatandaşın yastık altı altını da artıyor. Yine Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre Türkiye Hindistan'dan sonra en yüksek hane halkı altın rezervini yastık altında tutan ülkelerden biri. Türk halkının 3200 ila 3600 ton aralığında altını yastık altında tuttuğu tahmin ediliyor. Bu arada Türkiye altın rezervine sahip ülkeler arasında da yükselişini sürdürüyor. Dünya Altın Konseyi tarafından açıklanan rapora göre 2019 sonunda 14. sırada bulunan Türkiye, bu yılın ikinci çeyrek döneminde 12. sıraya yükseldi. Türkiye'nin sahip olduğu 2019 sonundaki 412,5 ton olan altın rezervi bu yılın ikinci çeyreğinde 170,5 ton artarak 583 tona çıktı. Son rakamlar baz alındığında altın rezervleri Türkiye'nin toplam rezervlerinin %37,9'unu oluşturuyor. Salgınla birlikte ortaya çıkan olumsuz tabloyu törpülemek için devreye alınan parasal ve mali tedbirler ve bu tedbirlerin piyasalarda yarattığı etki. Bu etkiye dair Ataportföy Genel Müdürü Mehmet Gerz'den bir değerlendirme aldık. Mehmet Gerz, parasal desteklere piyasalar çoktan uyum sağladı diyor. Merkez bankaları ve hükümetler şu kararlılığı gösterdi. Piyasa da buna inandı. Sağlık sorunu nedeniyle ekonomilerin duruşuna izin vermeyeceğiz. Gerekli parasal desteği sağlayacağız. Piyasalar da buna uyum sağladı. Hatta Şubat seviyelerine tekrar gelmiş durumda Amerikan borsaları. Diğer taraftan doların zayıfladığını görüyoruz. Altının yükseldiğini görüyoruz. Bunlar doların zayıflaması bütün dünya açısından aslında olumlu bir gelişmedir. Dolar zayıfladığı zaman paranın dolardan çıkıp başka yerlere gitmesi anlamına gelir bu. Tabii en çok altına yarıyor şu anda. Altının arzı sınırlı olduğu için ons olarak 2050 dolara geldi. O yükseliş devam edebilir. Yani dünyada para basıldığı sürece altın, gümüş gibi
kıymetli madenlerin yükselişinin önü açık. Paranın rotasını kapatmadan bakmadığımız birkaç gazetenin manşetlerine, ekonomi sayfalarına da bakalım. Milliyet'le devam edelim. Bu oyunu çok sevdik dedi Milliyet. Türk oyun şirketi Peak'i 1.8 milyar dolara alan Amerikalı Zynga, şimdi de İstanbullu Rolik'in %80'ine 168 milyon dolar verdi. Gazete manşetinde almış bu haberi. Türk firmalarının ürettiği video oyunları dünyada çok büyük ilgi görüyor ve yatırım üzerine yatırım alıyor. ABD'li mobil oyun devi Zynga, merkezi İstanbul'da bulunan hiper basit oyun üreticisi Rolik'in %80'ini 168 milyon dolar nakit karşılığında satın alacağını açıkladı. Hiper basit mobil uygulamalar üreten Rolik, GoNote 3D ve TangleMaster 3D oyunlarıyla tanınıyor. İsimler var: Burak Vardal, Deniz Başaran ve Mehmetcan Yavuz. Aralık 2018'de bu isimler tarafından kurulan Rolik, aylık 65 milyondan fazla aktif kullanıcı ve 250 milyondan fazla indirilme sayısına ulaşmış durumdaymış. Takvime bakalım. İzmir'e göç arttı, fiyatlar yükseldi. Yoğun göç almaya başlayan İzmir'de konut metrekare satış fiyatı yılın ilk 6 ayında %6.45 oranında artarak Haziran sonu itibariyle 3.117 lira olarak gerçekleşti. Yaşanan pandemi süreci ve yeni normal hayatla birlikte İzmir'e olan göç daha da artarken fiyatlar da yükseldi. İzmir'de konut fiyatlarında yaşanan hızlı artışın ilk nedeni İstanbul'dan alınan yoğun göç, diğer bir nedeni ise İzmir-İstanbul arasını 3,5 saate indiren otoyol ve Çanakkale Boğazı'na inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü oldu. TÜİK verilerine göre İstanbul yoğun göç alan ilden göç veren il konumuna, İzmir ise artık göç alan il konumuna geçti. İzmir'deki organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler ve teknoloji geliştirme bölgesi yatırımcılara birçok olanak tanıyor. Son yıllarda ve pandemi sürecinden sonra emlak sektörünün en çok ilgi gösterdiği alanlardan biri olan İzmir'de çeşitli segmentte konut projeleri yapılmaya devam ediyor deniyor. İzmir'de konut satışları düşen faizlerle birlikte hızla artarken ikinci el konutta şehirde 35.511 adet konut stoğu bulunuyor. Türkiye'nin en büyük üçüncü kenti olan İzmir'de özellikle markalı konut projelerinin yapılması konut fiyatlarında artışı beraberinde getirdi. Ege'nin incisi İzmir'de son 5 yıllık süreçte konut metrekare fiyat artışı %108.6 ile Türkiye'nin mega kenti İstanbul geride bıraktı. 5 yıl önce 1317 lira olan konut metrekare fiyatı bu yılın Haziran sonunda 3.117 liraya ulaştı. Son olarak akşama bakalım. Güneşten sıcak suyla 200 milyon dolar tasarruf. Türkiye çatılarda güneş enerjisi kolektörleriyle sıcak su üretiminde dünya üçüncülüğüne yükseldi. Birkaç gündür bu konu gazetelerde işleniyor. İngiliz turistler Türkiye'de mutlu, kalite çok yüksek. İngiliz turistler Antalya ve Muğla'ya yoğun ilgi gösteriyor. İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi turistlerin Türkiye'de mutlu olduğuna dikkat çekerek hiçbir İngiliz turistten şikayet almadık demiş. Paranın rotasına bu şekilde noktayı koyalım. Kısa bir aramız var. Aradan sonra MTA notlara devam edeceğiz.